Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün ikinci asrında birinci yılını kutladığımız Cumhuriyet bir yaşam biçimidir. Hür düşünceli, hür vicdanlı bir neslin eseridir. Eseri bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarlığımızı bir kez daha bildirdiğimiz ve coşku içinde kutlamamız gereken bir gündür. Ne yazık ki coşku içinde kutlayamıyoruz. Takmayın kafanızı, ensenizi karartmayın. Çok yakın bir zamanda Cumhuriyetimiz yine eskiden olduğu gibi son derecede coşkulu, el ele ve hep birlikte kutlayacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın canlarım. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Az sonra sizlere varlığımızı, bağımsızlığımızı ve yurttaş olmanın onurunu yaşatan Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği 3 eseri seslendirmeye çalışacağım. Hayır, arkada müzik yok, yani karaoke yok. Kendim enstrümansız, kolay değil ama buna rağmen yine de seslendirmek istediğim için bu 3 eseri yorumlamaya gayret edeceğim. Umarım sizler de beni izlerken bu 3 eseri benimle birlikte yorumlarsınız. Ses yarışmasına çıkmıyoruz. Müzik yarışmasına da çıkmıyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borcumuzu ödemek için bayram yaptığımız bugün de onu sevdiği 3 eserle anmaya çalışıyoruz. Birinci eser, güftesi ve bestesi Giritsen Asım Bey'e ait. Makamı Uşak. Cana rakibi handan edersin, ben bir nevayı giryan edersin. Cana, yani benim canıma, seninle hiç ilgisi olmadığı halde ama sana olan aşkımda bana rakip olan birini mutlu edersin, beni ise gözyaşına boğarsın. Biganelerle ünsiyet etme, bana cihanı zindan edersin. Seninle ilgisi olmayanlarla dostluk etme, arkadaşlık etme. Eğer edersen, o zaman bana bütün cihanı zindan edersin. Evet, şimdi de bu eseri söylemeye çalışayım. Cana rakibi handan edersin, ben bir nevayı giryan edersin, ben bir nevayı giryan edersin. Biganelerle ünsiyet etme, biganelerle ünsiyet etme, bana cihanı zindan edersin. Evet, ne yazık ki son 15-20 yılın iktidarları ya da muktediri
rakibimizi mutlu ediyor da ya da rakiplerimizi mutlu ediyor da bizimle hiç ilgisi olmayanları, hatta kendisiyle bile ilgisi olmayanları mutlu ediyor da bizi gözyaşlarına gark ediyor. Yani bize yakınlık duymayanlarla dostluk kuruyor, arkadaşlık kuruyor. Bizlerle yakınlık, dostluk kurmaktan kaçınıyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Demokrasinin cilvesi. Ama göreceksiniz. Çok güzel günler göreceğiz. İnanın çok güzel günler göreceğiz. Ben adımın memduh olduğundan emin olduğum kadar eminim. Çok güzel günler göreceğimizden canlarım. Şimdi ikinci bir eser. İhsan Raif hanımefendinin sözlerini yazdığı bir eser. 13 yaşındayken kendisini sürekli taciz eden bir adamın bir gün zorla evine girip kendisini fiziki olarak taciz etmesi üzerine bunda hiçbir kusuru, hiçbir talebi olmadığını, aksine karşı koyduğunu babasına anlatamayan İhsan Raif hanımefendinin yazdığı bir şiir. 13 yaşındayken henüz bu tacize uğruyor ve fakat babası İhsan Raif hanımefendiyi kendisini taciz eden adamla evlendiriyor. İhsan Raif hanımefendinin babası ise İstanbul'da valilik yapmış ulemadan, devlet erkanından biri. Ama 13 yaşındaki kız çocuğunu kendisinden oldukça yaşlı Ali Kamil Efendi ile evlendiriyor zorla ve İzmir'e sürgüne yolluyor. İhsan Raif hanımefendinin o adamdan 3 çocuğu oluyor. 14 sene evli kalıyorlar. Sonra boşanıyor. Sonra bir kişiyle evlenip sadece bir tek gün evli kalıyor. Ve 3. evliliğini Süleyman Şahabettin Beyefendi ile yapıyor. Şair Süleyman Şahabettin Beyefendi ve hayatının Süleyman Bey'in ölümüne kadar da mutlu, mesut bir hayat yaşıyor. Şimdi sözleri ve müziği Kemani Serkis Efendi'ye ait olan "Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime, perdeyi zulmet çekilmiş korkarım ikbalime, mücrim gibi titrerim baktıkça istikbalime." Hiç kimseye şikayet etmiyor İsmail Raif hanımefendi. Sadece kendi haline baktıkça bir suçluymuş gibi titremeler geçiriyor. Ve kendisini suçluymuş gibi hissetmesine neden olan o olaydan sonra gözlerine, hayatına, ruhuna, bedenine, her şeyine zulüm perdesinin inme ihtimalinden korkuyor. Evet. Ve bu korku ve bu korkunun getirdiği titremelerle geleceğe baktıkça makamından, mevkiinden, yerinden, her şeyinden endişe ediyor. Hadi buyurunuz bakalım şimdi bu şarkıyı da yine hep birlikte söylemeye çalışalım canlarım. Buyurunuz. Kimse etmem şikayet, ağlarım ben halime, kimse etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime, titrerim mücrim
gibi baktıkça istikbalime. Perdeyi zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime. Perdeyi zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. İstikbalimize baktıkça mücrim gibi titriyoruz. Evet. Oysa gelecekte yaşayacaklarımızdan ve halen son yaklaşık en kötü ihtimalle 12-13 yıldır yaşadıklarımızdan hiçbirimiz sorumlu değiliz. Efendim, oy verenler sorumlu mu? Onlar da iyi niyetle veriyorlardı. Çünkü kim ne derse desin, ilk başlarda AKP hükümeti Recep Tayyip Erdoğan hiçbir şeyi bilmediğini bildiği için iyi kadrolar, ehil kadrolar tarafından yönetiliyordu. Ama ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan'a yanına giren, sokulan yalakalar, yalamalar, dal kavuklar, sen usta oldun dediler, onun usta olduğunu, büyük usta olduğunu, hatta duvarlara, televizyon ekranlarına yazdılar, Recep Tayyip Erdoğan da gerçekten bir şeyler bildiğini zannetti. Hatta ve hatta o kadar ileri gitti ki ben ekonomistim bile dedi, ama Türkiye'nin halini hep beraber görüyorsunuz. Bunda bizim sorumluluğumuz yok. Bu durumun sorumlusu, müsebbibi bizler değiliz. Ama acı çeken de ne yazık ki suçluları sanki kendimizmiş gibi ikbalinden korkanlar da, istikbalinden korkanlar da bizleriz. Ama be canlarım, insanları anası, babası, eşi, evlatları ve hatta kardeşleri bile olsa ancak ve ancak onlardan bir çıkarı olduğunda ya da onlar kendisi gibi düşündüğünde seven, ancak çıkarları bittiğinde, kendisi gibi düşünmediklerinde anasından, babasından, eşinden, evlatlarından ve hatta kardeşlerinden bile nefret eden insanların, yığınların çoğunlukta olduğu bir ülkenin yurttaş olmanın acısını hep birlikte yaşıyoruz. Ben yaşıyorum. Eminim sizler de yaşıyorsunuz. Ama şunu da unutmayalım. Son günlerde bir şeye daha tanık oldum. Biliyordum ama ben bir kez daha tanık olarak haklı olduğumu anladım. İnsanlarımızın çoğunluğu, bakın az önce anlattığım, yani çıkarcılardan, sorgulamayanlardan, hesap sormak istemeyenlerden, uyuyanlardan, daha az sayıda olanlardan söz ettim. Ama bir de son günlerde bir kez daha gördük, görüyoruz ki canını, refahını, barışı ve huzurunu terörle mücadelede harcayan ama terörün bitmesi istendiğinde devreye kinini, nefretini, öfkelerini koyan insanların çoğunlukta yaşadığı bir ülkedeyiz. Evet, barış istemiyorlar, dostluk istemiyorlar, refah istemiyorlar. Ülkenin
kardeşçe yaşayan insanlardan oluşmasını da istemiyorlar. Birbirimize düşman olmalıyız diyorlar. Birbirimizden nefret etmeliyiz diyorlar. Birbirimizden korkmalıyız diyorlar ki siyasi iktidarı ele geçirelim. O zaman da kendi kendime kahrediyorum. Ve canlarım, üçüncü şarkı yine büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çok severek dinlediği şarkı değil, daha ziyade bir türkü bu. Evet, bir türkü, çünkü yazarı bilinmiyor, şairi bilinmiyor, bestecisi bilinmiyor. Ünlü Yemen türküsü. Bu Yemen türküsü Yemen'e gidip bir daha geri dönmeyen askerler için yapılmış. Yine iddia olunur ki ve genel kabuldür ki Yemen'e giden askerlerin hemen tamamı Muş ilimizden gitmiş. Efendim, türküde burası Muş'tur, yolu yokuştur diye bir mısra var. Hayır, o mısranın doğrusu öyle değil. O mısranın doğrusu şöyle: burası Muş'tur, havası hoştur. Muş dümdüz bir şehirdir. Gidenler bilirler. Muş'ta yokuş yok. Efendim, burası Huş'tur, yolu yokuştur. Neymiş efendim? Yemen'de Huş diye bir kasaba varmış. Yemen'de Huş diye bir kasaba yok. İstediğiniz haritayı inceleyin. Yemen'de Huş adında bir kasaba, bir yerleşim bölgesi yok. O nedenle şiirin, güftenin Muş'tan Yemen'e giden askerler adına yakılmış bir ağıt olduğu konusunda araştırmacılar hemfikirler. Evet, söylemeye çalışacağım müsaadenizle. Havada bulut yok, bu ne dumandır, mahlede ölüm yok, bu ne figandır, şu Yemen elleri ne de yamandır, anı Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor, acep nedendir? Burası Muş'tur, havası hoştur, giden gelmiyor, acep ne iştir? Kışlanın önünde redif sesi var, bakın çantasına, acep neyse yiyor, bir çift kundurayla bir de fesi var, anı Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor, acep nedendir? Burası Muş'tur, havası hoştur, giden gelmiyor, acep ne iştir? Ya, bir Cumhuriyet bayramımız daha, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyoruz. Evet, 2. asırdaki 1. yılını kutluyoruz. Böyle mi kutlamalıydık derseniz, tabii ki böyle kutlamamalıydık ama yapabilecek bir şeyimiz yok. Elimizden gelen bir şey yok. Biz buna rağmen bugün Akyaka'da saat 14'te düzenlenecek törende Cumhuriyetimizi yine her zaman olduğu gibi coşkuyla kutlayacağız. Ensenizi karartmayın. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Ve sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.